Reçber piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün gerek sabah gerekse gün ortasında yapmış olduğumuz dolar yorumumuzda işaret etmiş olduğumuz o sert güçlü yükseliş biraz daha son dönemin belki de günlük marjlar açısından değerlendirdiğimizde en güçlü hareketini gerçekleştiriyor. Tabii bunu uzunca bir süredir dile getirmeye çalıştık. Bu bölgenin özellikle ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Hatta bu noktada şunu söyleyebilirim. Şöyle haftalık grafik aldığımızda haftalık grafiklerde özellikle 60 haftalık hareketli ortalamanın ne kadar önemli olduğuna önemine vurguda bulunmuştuk ki bu çalışmamızı yaparken ilk etapta tabii ki 2011 yılından bugüne kadar gelen çok önemli bir ortalama olarak adetmiş olduğumuz, bahsetmiş olduğumuz bu çalışmamızda özellikle vurgu yaptığımız nokta 2011'den bu yana gelene kadar ki süreçte bu ortalamaya gördüğünüz gibi her geri çekilmede ciddi tepkilerin geldiğini gördük. Hatta 2011 yılında 2013 yılında kademe kademe gelen tepkileri gördük. 2014'te kademe kademe dokunduktan sonra kademe kademe gelen tepkileri gördük. Yine 2016'da bu noktaya dokunduktan sonra gelen tepkileri gördük. Ve 2016'daki süreç sonrası 2007'de de benzer bir hareketin olabileceğini dile getirmemizin sebeplerinden bir tanesi 2011, 2013, 2014 2016'da olan bu hareketlerin aslında bize klasik olarak eğitimlerimizde bahsetmeye çalıştığımız ve çok teknik analize gerçekten net bir bakış açısı fiyatlar üzerinden ve tabii ki eğitimlerimizde yine sık sık ifade etmeye çalıştığımız klasik bir noktadan girerek size bu süreci anlatmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi klasik olarak burada herkesin çok rahat görebileceği bakın arkadaşlar. Yani önemli olan nereye bakacağınız en önemli konu. Şimdi bu yapmış olduğum çalışmalarda eğer dikkat ederseniz sürekli tepelerin, diplerin bir yerde konumlarını belirliyorum. Buradaki en önemli konu tabii ki her yükseliş sonrası oluşan her düşüş neyi bize işaret ediyor? Yani burada görmüş olduğunuz dipler ve tepeler bu analizi yaptığımızda aslında net olarak şunu biz ifade etmeye çalışıyorduk. İzleyenler hatırlayacaklardır. Tekrar etmek zorunda hissediyorum kendimi. Geçen yıl 2.92'lerden 4'lere beklediğimiz hareket ve 3.90'lardan 3.85'lerden beklediğim 3.50'ye kadar beklediğimiz hareket ama 3.50'nin altında da beklemediğimiz bir hareket söz konusuydu ama yine de biz şunu söyledik. Dedik ki 3.50'nin altında artık güvenli alış olabilecek bir bölge. Ve son 3 güne baktığımızda 4 güne baktığımızda bu bölgenin dip olduğu ve buradan kırmızı şu görmüş olduğunuz kırmızı hareketli ortalamadan 2011 yılından beri biraz önce de bahsetmiş olduğumuz tepkilere bakın. Dip tepki. Ortalamaya dokunup tepki. Ortalamaya dokunup tepki. Yani 2011, 2013, 2015, 2014, 2016, 2016'da 3 defa çalışan bir ortalama ve 2017. Buradan da çalışabilmesi konusunda sık sık paylaşımlarda bulunduk ve gördüğünüz gibi bugün de bu hareket hızlandı. Son 3 günde, 4 günde ciddi bir hızlanma var. Yani beklediğimiz tarzda bir hareket. Tepe dip analizi diyoruz arkadaşlar. Bakın oldukça basit. Yani öyle çok ciddi anlamda teknik analizle detaya girerseniz 84 tane klasik kabul edilmiş indikatör var. Bakın arkadaşlar burada yüzlerce, milyonlarca indikatör var. Siz kendiniz de indikatör üretebilirsiniz. Bunların hepsini buraya koyamazsınız zaten. Beğeneceğiniz veya gerçekten size katkısı olduğunu düşündüğünüz indikatörler varsa bir tanesini, iki tanesini kullanmanızda fayda var. Ve milyonluk bir bilgi şu an veriyorum. Fiyatlara,
fiyatlara yakın olan indikatörlerin hepsi mükemmel çalışır arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Bunlarda hangileri, hangi indikatörler olduğunu artık biraz araştırmanızda fayda var. Evet, bu ortalamalar gördüğünüz gibi 2011'den bu yana gelen 5 tane çok önemli tepki var. Hemen dönüyorum. Bakın, daha önce size yaptığım, kafanızı çok da karıştırmamak adına daha önceden yaptığım çalışmalar. 2011'den bu yana gelen 5 tane önemli tepki görüyoruz arkadaşlar. Bu tepkilerin ortalama yükseliş ağırlığı, yani daha doğrusu ortalaması, yani bu kırmızı hareketli ortalamaya dokunduktan sonra gelen tepkiler ve düzeltmeler ortalaması arkadaşlar %7'nin üstünde. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Eğer buradan, yani bu kırmızı ortalamadan gelebilecek, ilk etapta gelebilecek %7'lik yükseliş nereye götürebilir bizi? Hemen gördüğünüz gibi 367-368 bölgesine. Hemen tablomuza dönüyoruz. Bu da bu özel tablomuz. Bu tablo ve olabildiğince basit tekniklerinizi yaptıktan sonra önemli olan burada tabii ki risk yönetimiyle birlikte nasıl para kazanırızı bir yerde netleştirmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bugüne dair vermiş olduğumuz seviyeler çok rahat geçildi. Haftalıklarda vermiş olduğumuz, pardon, haftalıklarda vermiş olduğumuz 3.46 üzerindeki hareketlikte 3.49 şu an için test ediliyor gördüğüm kadarıyla. 3.48.90, 3.49'lar test ediliyor. Yani ilk etapta ilk bölge. Sonrasında 3.51 ihtimali söz konusu olabilir. Ama artık 3.56, pardon, 3.46 üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı müddetçe de biz 3.50'nin üzerine yerleşen bir hareket göreceğiz. Bu da kademe kademe biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi, eğer şöyle bir haftalıktan aylığa ve yıllığa gidecek olursak 3.49'un üzerindeki kapanışlarda 3.50'ler ciddi dirençler olabilir. 3.48.90, 3.49'lara gidiyor. Evet, 3.49'lara gidiyor şu an için. Ve 3.48 üzerinde eğer biz günlük, hatta haftalık kapanış yapacak olursak çok daha hareketin ilk etapta 3.50'nin üzerine yerleşmesi, 3.51 bölgesinde belki ilk kar realizasyonuyla karşılaşabiliriz. Bu anlamda izleyeceğiz. 3.48 üzerindeki kapanışlarda dediğimiz gibi 3.51'ler belki de ilk realizasyon. Ama sonrasında hareketin 3.48-3.46 bölgesinde kalmak isteyeceğini, kaldığı müddetçe de ikinci adımda arkadaşlar biz 3.54'ün üzerinde 3.60-70'e ve sonra da biraz önce ne demiştik? 3.68, 3.67, 3.68. Aslında bu bizim için 3.72'leri bile gündeme getirecek bir hareket olabilir. Ve burada tabii birçok arkadaşın şimdi yükselişlerin ilk etapta, ilk yükselişlerin %7 olduğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Normal şartlarda bakın, mesela şurada hemen şöyle bir yapalım. İlk yükseliş oluyor, sonra %2-3'lük bir düzeltme ve arkasından bakın %6.1, hatta %7.7 görüyorsunuz. Arkasından bir düzeltme. %2.5'lük, %3'lük. Bakın. Ama sonrasında bu yükseliş ikinci kademede ortalama %22'ye varıyor. Tabii biz şu an için böyle bir şey beklemiyoruz ama %12'yi bulan yükselişler de var. %12'lik bir yükseliş olduğunu düşünelim. Bakın. %12'lik bir yükseliş olduğunu düşünelim. Şu bölgede. Evet. Ve dönüyoruz. Ortalama %7, %12 yükselişi düşündüğümüzde arkadaşlar. %3.80 2'yi gösteriyor. Yani bizim yıllıklardaki 3.72'nin üzerindeki hedefimizdi. Buraya doğru bir istek çok normal olacak diyoruz. Ve kademe kademe yine bu noktalardan bahsetmek istiyorum. Tabii eğitimlerimizde yine anlatmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir düşüş trendi var bakın arkadaşlar. Çok önemli. Çok önemli. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Buna bir formasyon olarak da addedebilirsiniz. İndikatörü bir silelim.
eski direnç kırıldıktan sonra artık ne oluyor? Çok basit. Rol değişimi. Yani eski direnç kırılır, artık düşüş bitti demektir. Ama geri çekilmeleri olsa da bu normal şartlarda sizin biraz önceki o kırmızı hareketli ortalamamızda koyarsanız ne kadar önemli bir şey yaptığınızı burada görebilirsiniz. Önemli destek. Dolayısıyla buradan olacak yükseliş de o anlamda, daha doğrusu buradan sonraki harekette daha çok yukarı olacaktır. Tabii ki başka şekilde görüp, bakın teknik analizin güzel tarafı da bu. Herkesin görebildiği kadarıyla yorum yaptığı bir analiz yöntemi. Buna da kimi arkadaşlar aşağı eğimli takos adını veriyor. Doğru. Eğer aşağı eğimli takossa daha şu an için takozdan çıkılmadı. Buraya dokunup belki biraz daha devam edecek, sonra daha yukarı. Ama benim gördüğüm, benim için önemli olan nokta şudur. Şimdi buradan kopuyoruz. Kopmamızın sebebi 60 günlük, 60 haftalık hareketli ortalama. Dolayısıyla bu süreç. Onun için kademe kademe, eğer elinizde şöyle de bizim özel tablomuzdan varsa, zaten fiyatların nereye gidebileceğini, o gün bile nereye gidebileceğini, o haftaki adımını, o ay nereye gidebileceğini, nereye nerede kalırsa nereye gidebileceğini görebileceğiniz bir çalışma. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu. Gördüğüm kadarıyla dolarda son durumda hemen şöyle bir 60 dakikalık bir çalışma yapalım. Bakalım kaçı gördük? 3.49.12. Bakalım tablomuzda haftalıklarda neresi var? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın haftalıklarda bahsetmiştik. Dedik ki 3.46'nın üzerindeki harekette 3.49.20. Neresini gördük? 3.49.20. Tabii ki 3.48-3.47 artık iyi bir destek. Geri çekilme olsa bile. Ama 46 üzerinde kapanışlar olmaya devam edecektir. Olduğu müddetçe de biz 51'e kadar beklentimizi koruyacağız. Çok kısa sürede, 24 saat içinde bile. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi Halil Reçber YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar.